Ebu Hayseme adında birisi oğluyla Bedir Savaşı'na katılmak, şehit olmak konusunda yarıştılar, tartıştılar, kura çektiler. İkisi de illa ben katılacağım diyordu. Çocuğu diyordu ki baba ben gencim, bu benim işim, sen yaşlanmışsın, senin işin değil. O da diyordu ki oğlum ben de şehit olmak istiyorum. Anlaşamadılar, kura çektiler. Bizim medeniyetimizde böyleydi. Şimdi sen git ben gitmem savaşa derler. Orada öyleydi. Asır saadetti o asır. Ve oğlu gitti ve şehit oldu. Sonra oğlunu rüyasında gördü. Sa'd. Sa'd'ı rüyasında gördü. Geldi peygamberimizin yanına, dedi ki Uhud savaşının başında. Ya Resulallah dedi. Ben dedi oğlumla kura çekmiştim Bedir Savaşı'nda. Ben istedim, o istedi, anlaşamadık. Kura çektim, kura oğluma çıktı. Oğlum şehit oldu. Ben olamadım. Oğlumu rüyamda gördüm ya Resulallah. Oğlum bana diyordu ki ey baba, ben burada bana Rabbimin vaat ettiklerini gerçek olarak buldum. Cennet nimetleri içerisindeyim. Gel sen de bize katıl. Allah Resulü dinledi bu rüyayı ve ondan sonra tamam demek zorunda kaldı o ihtiyar adama. Madem ki oğlun seni oraya davet ediyor, benim yapacağım bir şey yok. Katılabilirsin savaşa dedi. Ve katıldı, şehit oldu. Kur'an böyle eğitiyordu. Cehennemden öyle korkutur, cenneti böyle sevdirir. Ve insanda böyle bir iman hasıl eder. Kur'an okumayanlar nasıl böyle bir düzeye gelecek ki? Neden bugün bu iman hasıl olmuyor? Kur'an okunmuyor ki.